Kayıtta mıyız Eko? Kayıttayız ama önce bir uyarı veriyoruz. Bol spoilerlı bir videoya hoş geldiniz gençler. Aynen, sonra yok efendim ben işte izlememiştim bütün zevkimin içine ettin demeyin. Aynen. Bundan sonrası spoiler dolu olacak. Eko, nasıl filmdi abi? Muazzamdı bence. Oğlum vallahi yorumları sallayayım. Film çok güzeldi. Şimdi ben yorumları da sallamayalım çok da. Hatta birazdan konuşacağız zaten sorular eşliğinde. Ya, haklı oldukları noktalar var çoğu kişinin. Evet. Ama beklentiden kaynaklı. Başka hiçbir şey değil de bilmediklerinden kaynaklı bazı şeyleri, bazı kişileri. Aynen ya. Bir de şu var abi. PR aşamasını dün de söyledim ya. Marvel çok güzel yapıyor. O evet. Kadar arşu alaya çıkardı ki beklentiyi. Yani filme bir gittiler. Ya yani gittik diyelim. O beklentilerin bir tık altında kaldı. Hatta belki birkaç tık altında kaldı. Bu sefer ne oldu abi? Film çok kötü. Yok böyle bir şey yok. Yani ben zaten bunu son 2-3 yapımdır hep söylüyorum. Abi çıkartmayın. Yukarıları çıkartmayın ya. Ya beklentileri normal. Evet. Milletin sevdiği karakterler öldürüldü ya. Belki onun da etkisi olabilir. Heh, yani direkt bak, çünkü acımasızca geç. Herkesi biçti geçti Marvel yani. Ya en ölümcül Marvel filmi değil miydi? Net. Net. Net ya. Şimdi oğlum, hani DC'nin karanlığından bahsediyorduk. Adam alın size karanlık film dedi yani. Ya karanlık. Korktuk lan. Tabii canım ya. Korku teması diyorlardı. İşte korku unsurları falan olacak falan. Ama yok abi daha üstüydü. Tamam tam bir korku filmi değildi. Ama ortası tam böyle orta şeker çok güzel bir şekilde hazırlanmıştı. Çünkü hani keskin bir geçiş de yapamaz Marvel. Çünkü kendine has bir tarzı var. Ve onu yavaş yavaş değiştiriyor. Moon Knight'le bir adım attı. İşte WandaVision'da sitcom tarzında bir değişiklik yaptı. Yani her dizide farklı bir tarza oynamaya başladı ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Neyse sorulara geçelim mi ya? Hemen bir konuşalım şöyle detaylı. Hatta ilk sahneden başlayalım. Sorudan öte. Sorudan önce. Önce bir ilk sahneden başlayalım. Abi, film çok sert girmedi mi ya? İnanılmaz sert girdi. Ya şimdi bazı dostlarımızın yorumlarını da görüyorum. İşte çok hızlı akıyordu. İşte kaptıramadım kendimi veya konuyu bütünleştiremedim. Çok karma karışıklı diyenler olmuş. Evet doğru abi. Yani ben not almaya kalkarken diyorum ki şurayı not alayım işte konuşuruz. Bir bakıyorum sahne gitmiş. Ya bazı şeyleri otomatik bak. Metin otomatik değiştirmiş orada cümleleri. Bir açtım abi notlarımı anlamıyorum ben şu an. Neyi not aldığımı bilmiyorum yani. Ya direkt başta çünkü bakmadan alabildim anca notları. Defender Strange'i tak diye öldürdüler ya böyle bir şey. Abi mükemmel. Mı? Bak mükemmel evet. Bir şey. Ya sonunda süper kahramanlar ölüyor ya. Daha güzel bir şey var mı abi? Bak bir ben... Bak şey de önemli. Bir süper kahramanı katil yapsalar ya. Mükemmel ötesi ya. Ötesi yok yani. Aynen abi o çocuk savasından artık çıksın. Ya başrolün öldüğü film güzel filmdir. Benim için öyle abi. Başrol dokunulmaz olduğu zaman o yapımın filmin anlamı kalmıyor ki. Açıyorsun bir James Bond ne olacak abi? İşte o onu öldürecek. O görevi yerine getirecek. Bitti olay. Ya o hikaye örgüsünde, yani. Aynen sonu belli. O hikaye örgüsünde ne yaşanmış, ne etmiş tamam aksiyonu izliyoruz, geçiyoruz. Ama başrol ölebiliyorsa eğer, işte o zaman tadından yenmiyor. Neyse, peki, başka? Peki sonrasında Doktor Strange'in o aşk acısı çekmesi, kafaya alkol içmesi vesaire, onlar da bence çok güzeldi. Hissettirmişler yani. Ya, hani şeyi vurdular, orada What If'i vurdular aslında. Evet, What If'de evet. Supreme Strange olurken hani her şeyi göze alıyordu ya. Tam aynen. Öyle bir şey göstermediler ama Doktor Strange'in harbiden o krizine bağlı oluşunu iyi hissettirdiler bence. Kesinlikle ya. Şimdi evet çoklu evren çılgınlığı başlığıyla geldi. O yüzden ya o kadar da çok evren görmedik dendi. Sadece Amerika Chavez'in ağzından bu 73. evren lafını duyduk. Evet. Onun dışında işte bir iki tanesine odaklandık ama baktığın zaman zaten biz başlı başına neredeyse 3 varyant Doktor Strange'i kafadan gördük. Hatta 4. varyantı kontrol ettiği zombi kısmını düşünürsek 4. varyant bile diyebiliriz. Yani fazlasıyla bize gösterdiler abi. Fazla bir şey beklemeyin. O zaman film 5 saat olması gerekiyor. Evet evet. Peki bir şey diyeceğim. Gargantos'u sen benden daha iyi biliyorsun. Çabuk evet. Mu harcadılar sence Gargantos'u? Çok çabuk harcandı. Değil mi? Yani önemli normalde bir karakter diye biliyorum. Önemli bir karakter. Amerika Chavez'in peşinde bir de kontrolü Wanda ile geçirmiş zaten Scarlet Witch. Bu muhabbeti de birazdan konuşacağız. İblisleri o ele geçirmiş. Şimdi ismini söylemekte çok zorlanacağım. Kytoku'nun bantları, sihirli bantları ilk gördüğümüz canavar ilk sahnede. O iblisi de zaten Wanda kontrolü, Scarlet Witch kontrol ediyordu. Shumogorath normalde ismi Gargantos'u. İşte telif haklarından dolayı Gargantos'a döndü ve çok çok harcandı.
Keşke evet. Bu kadar olmasa. Zaten Gargantos'a gelene kadar çabuk harcanan çok olay var abi. Evet, onları konuşacağız zaten varsa. Birazdan isyan edeceğiz onlara. Şey kısmı da güzeldi bence filmde. Sorulara geçmeden bunları da konuşalım. Bence Scarlet Witch yani kötü karakteri olduğu belliydi filmde. Ama hani uzatmadılar yani. Strange'in öğrenmesi için uzatmadılar. Direkt bir sahne oldu. Orada evet. Amerika Chavez'den bahsetti. Evet tamam sen kötüsün. Uzatmadılar, o sıkıcılığı vermediler bize bence. Ben onu seviyorum yani. Normalde filmlerde kötü karakteri anlamak için bir ton olay örgüsü yaşatıyorlar. Evet. Bu yanı güzeldi bence. Peki, şunu zaten fark ettik, konuştuk, isyan ettik. Marvel yine fragmanlarla bizimle oyun oynamadı mı abi? Biz de bildiğin gerçekten, affedersiniz ama dal geçti ya. Yani son 2-3 filmdir bunu çok fazlasıyla yapıyor. Yani fragmanlarda çok şey gösterdiğini düşündürüp bize aslında hiçbir şey göstermiyor. Çok ya güzel olsun. Ya. Ya gerçekten hiçbir şey görmemişiz fragmanlarda. Aynen. Neyse hadi sorulara geçelim. Orada çok güzel konuşacağım şeyler var çünkü. Wanda yani Scarlet Witch neden bu kadar abartıldı? Şimdi burada kızılması gereken nokta aslında Wanda'nın yani Scarlet Witch'in Doctor Strange'den önde gözükmesi. Yani Scarlet Witch filmi gibi diyen dostlarımızın alnından öperim. Gerçekten öyle. Tamam kötü bir karakter, kötü karakter rolünde oynuyor burada. Ama bu kadar buna odaklanılması doktorun arka planda kalmasına sebep oldu. Yani bu sebeple isyan edenlere okey amenna ama onun dışında abi Wanda abartılmadı. Evet Wanda kafasıyla bakarsan çok güzel abartılmış diyebilirsin ama Wanda değil ki o. Abi o Scarlet artık Wanda Witch. Değil Scarlet Witch. Ya Scarlet Witch'in şöyle çizgi romanların 2-3 sayfasını bile karıştırırsan abi ya kafadan kontak zaten kadın. Öyle düşün. Yani kafadan kontak olduğu için kontrolü bir anda kaybettiği anda, insanlığını bir anda kaybettiği anda neler yapabileceğinin haddi hesabı yok. Kendi kocası, bak mesela. Kendi kocası Vision'ı öldürdü ya. Katletti Vision'ı. Ya Avengers'ın içinden geçti. Böyle en bir şey var mı? En büyük aşkını öldürdü bile ya. En büyük aşkını öldürebilir. Düşünsene abi sen. Yani artık ona Wanda gözüyle bakmayın lütfen. Yani aslında Wanda çok arka planda kalan bir karakterdi. Böyle düşünmeniz çok normal ama o Scarlet Witch ve önceki güçlerinden bağımsız olarak Scarlet Witch'in güçleri ailesinden geliyor. Yani öyle zihin taşıdır falan onları unutun. O ekstra gelen bir olay. Scarlet Witch eğer bakarsak çizgi roman üzerinden giderlerse annesi de bir Scarlet Witch. Tamam. Wanda bu kadar abartıldığı söyleniyor ama filmde zaten Wong başta söyledi. Scarlet Witch kehaneti. Doğru evet. Değil mi? Tabii ki yani Wong direkt aslında cevabı verdi yani kainatı ya yok edecek ya da kurtaracak. Yani burada öneminden bahsetti zaten Scarlet Witch'in. Evet. Diğer soruya tamam. Geçelim. Okey. Illuminati neden bu kadar zayıf gösterildi? Benim aslında de canımı sıktı bu nokta. Yani can sıkıyor ister istemez ama bence bu Illuminati değildi ya. Yani bizim bildiğimiz Illuminati bu değil. Bu daha çok şey gibi olmuş. Loki'nin TVA'yı gibi bir şey olmuş. Yani zaman koruyucuları gibi yani o görevi üstleniyor gibi. Yani çok değerini koruyor. Evlenme. Aynen yani orada bak bize şeyi de aktardılar. Yani bizim dünyamızın 616, onlarınki 838 olduğunu falan onları da gösterdiler. Ya burada Illuminati'nin harcanması neden harcandı? Scarlet Witch'i gücünü gösterebilmek için harcandı. Ama şunu düşünmeyin abi bak. Abi Mr. Fantastic geldi öldü gitti. Yok böyle bir şey. Varyantı öldü. Bizim dünyamız hala 616. Black Bolt'u gördük hemen harcadılar. Bu kadar mı basit? Abi varyantı öldü. Sıkıntı yapmayın. Biz yine Black Bolt'u da göreceğiz. Aynen Mr. Fantastic'i de göreceğiz. Ki yani ben 838'in şöyle bir süper kahramanlarına bakınca iyi ki 616'dayız dedim yani. Çünkü çok itici geldiler bana ya. Bilmiyorum hani arkadaşlarımız nasıl düşünüyor dostlarımız ama böyle bir kasıntılar hele ki Kaptan Carter falan bakışları yok abi ya. Olmamış. Ben oyuncuları çok beğenmedim. Şey evet. Söyleyeceğim. Bak Doctor Strange bir filmin sonundaki Mordo sahnesi. Orada güç emiyordu vesaire. Ben bekliyordum ki hani Mordo bu filmde çok fazla hani yer alacak. Ki fragmanlarda da öyle gösterdiler aslında. Evet. Ama Mordo filmde yoktu bile. 2-3 sahne gösterdiler. Hikayeye hiçbir şekilde katkısı yoktu. Aynen. Ve şöyle bir şey. 616'daki Mordo'yu da göstermediler. Başka bir dünyadaki başka bir varyantını gösterdiler. Bu saçma aslında, olmamış mı sence? Ya zaten birinci filmin ekstra sahnesinde Mordo'yu göstermelerinin sebebi ileriki yapımlarda işte onun üzerinden gideriz kafasıydı ama olaya Sam Raimi dahil oldu. Evet. O zamanlar Sam Raimi diye bir muhabbet yoktu. Sam Raimi de bu hikayeyi kendi penceresinden, bakış açısından farklı bir konu ele alıp işlemiş oldu. Yani o yüzden Mordo'nun arka planda kalması çok normal çünkü ondan önce arka planda kalan çok kişi var be. Doğru. Aynen. Devam edelim. Tamam.
en beğendiğin nokta nedir senin filmdeki? En beğendiğim nokta kesinlikle zaten dün de söyledim, müziklerde, hatta müziği geçtim, müzik üzerinden savaş bile vardı notalarla. Ve orada ya çok güzeldi. Bak oradaki detaylar, yani trompet detayı bile vardı bak. Trompet notasıyla aynı zamanda arkada trompet, yani ritim duyarak büyülerin ön planda olduğunu gördük. Bildiğin notalar üzerinden savaş yaptılar. Onun dışında çoklu evren bağlantısının rüyalar üzerinden gerçekleşmesi çok hoşuma gitti. En azından bizim bir şeyleri daha rahat anlamamızı sağladı. Evet. Ve doktorumuzun yeni güçlerini gördük. Daha ilk dakikalarda hatırlarsan. İşte ejderha kafaları, devasa evet, eller. Evet. Yani Spider-Man No Way Home'daki o buzdolabındaki canavarcıklar boşuna değilmiş. Onlar bayağı tüketilmiş gibi duruyor, ne dersin? Evet evet, doğru oralar. Ben, onlar benim dikkatimi çekti çünkü What If'de zaten çok net gösterdiler bize onu. Aynen. Filmde de göstermeleri hoştu. Ama bak mesela benim şey de canımı sıktı. Yani Supreme Strange gibi bir karakteri, ya tamam Doktor Strange çok güçlü 616'daki ama bu kadar da zayıf göstermemeleri lazım. Tak diye öldü yani. Bence orası da kötüydü. Tamam aynen. Varyant öldü, eyvallah. Bu kadar beklemiyordum. Ulan Supreme Strange lan o. Ama yani şu açıdan düşünebilirsin. İlk gücüne ulaştığı yer değil. Yani tavan gücünde olduğu yer değil. Kendini biraz yıpratmış gibiydi yani. Evet, her şeyden vazgeçmiş. Aynen, artık amacı o kalmamış. O da doğru. Ne en sevdiğim peki nokta, demin de söylediğim gibi sonunda. Süper kahramanlar da ölüyor abi. Evet, o kısım güzeldi bence de. Aynen. Devam geldim edelim. En beğenmediğin noktalara, buralar berbat olmuş dediğin yerler neresidir? Abi bir kere Agamotto'nun gözünü niye biz sadece bir kapıyı açmaya çalışırken gördük, onu da başaramadı. Yani bu kadar sen posterlerde bunu ön plana aldın. Yani gözümüze soktun. Kafamıza attın, fırlattın ama hiçbir şeyini görmedik. İkinci Wintrah olarak getirdin. Ya Wintrah neredeydi abi? Evet. Sadece kafası farklı bir adam gördük orada ya. Başka ya hiçbir şey yoktu. Renk katmış filme sadece, o kadar yani. Bu ne onu ya? Onu toplasan 2 dakika gördük zaten. Evet, yanına da koyun abi bir at bacaklı birini, tamam. Bu kadar yani, başka hiçbir rolü yoktur Wintrah'ın. Ya gerçekten Narnia günlükleri olurdu ya. Hoşuma gitmedi. Keşke bunları daha fazla işleyebilselerdi. İşte Wanda'nın rolünden kısıp buralara yüklenilebilirdi aslında. Çok bende kesilen sahne var eminim ya. Evet, net var. Net. Yani ben bunun şeyini, Blu-ray versiyonunu merak ediyorum zaten. İkinci olarak, zaten demin söylemiştim, Illuminati çok farklı bir görevde karşımıza geldi ve abi Visanti'nin kitabına ne oldu, Visanti kitabına? Hiçbir olayı yoktu ya. Hiçbir olayı. Bak bu kitap çok önemli ya. Direkt yanından önemli kitap. Ya o zaman bu da bir kopya olabilir. Belki evet, başka yerlerde bir şeyleri var bunun. Darkhold gibi. Ya ben inanmıyorum. Şimdi Visanti'nin kitabı yok mu? Visanti kitabı. Bu kadar. Abi yani biz bunu önceki videolarımızda da anlattık. Yani bu kitabın ne kadar önemli olduğuna, kimler tarafından birleştirildiğine, direkt Agamotto'nun kendisinin parmağı olduğunu falan hepsini söyledik. Neyse ya, bu çok canımı sıktı açıkçası ve sen de çok isyan etmiştin çıkarken. Abi o canavarcıklar ne oldu ya öyle? Bildiğin mahalle kabadayısı gibi girdiler sahneye. Evet ya, şey Scarlet Witch'in askerleri. Allah aşkına fragmanda gördüm. Dedim ki aha da, dedim bu hani filme renk katacak. Evet. Hiçbir şey yoktu ya. Direkt düştü aşağıya uçurumdan. Aynen. Aynen, çok salakçaydı. Ya madem bu kadar çabuk harcayacaksın hiç koyma abi. Wintrah'la aynı kategori. Ve sonunun çok hızlı bitmesi oldu. Evet. Açık ve net. Yani çok hızlı bitti. Yani bir anda hadi kapattık, hadi görüşürüz oldu yani. Son duygusunu alamadım ya. O duygu yoktu bende yani. Tam film güzeldi, eyvallah ama bilmiyorum, çok hoşuma gitmedi sonu benim. Neden? Yani kötü çünkü bitmedi, mantıksız bitmedi ama evet, hissiyat kötüydü. Aynen. Çünkü girişte, gelişme de çok güzeldi. Evet. Bu giriş, gelişmeye bu son güzel olmadı abi. Şimdi evet, en önemli kısma geçelim. Dur, sen onu gönder. Son, evet, söyle. Son şey soracağım benim aklımda kalan sorulardan. Nightmare muhabbeti. Yani fragmanda o kadar yüzümüze vurdular. Filmde görmedik. Evet. Sonra o doktorun zombi strange'i kullanması. Oraları ne şimdi diyorsun? Nightmare aslında bir nevi ipucunu verdi. Neden verdi? Çünkü o alemi gösterdiler bize. Hı hı. Yani Nightmare'in bulunduğu kabus alemini, rüya alemini gösterdiler. Bunu da çoklu evrendeki varyantların birbiriyle haberleşmesi gibi sundular. Ya yani bugün olmasa da bu olay devam ediyor sonuçta. Yarın bu boyutta bulunan bir Nightmare karakteri karşımıza çıkabilir. Evet, bunda olmadı. Evet, aslında çok takılmamak lazım ölen karakterlerle mesela. Çünkü 616'daki hiçbir olaya etki etmedi bunlar. Tabii canım, farklı ya, hiç sıkıntı yok. Ya varyantlar ölsün ya, en azından birileri ölsün abi. Evet. Yani aynen. Tamam, devam edelim. Senin aklında kalan
sorular nedir filmle alakalı? Bak şimdi bunları konuşacağız ama bunları aynı zamanda detaylı bir biçimde önümüzdeki günlerde değerlendirmemiz lazım. Tamam. Bunlardan ilki Scarlet Witch öldü mü? Bak Wanda öldü mü demiyorum. Scarlet Witch öldü mü? Yani son sahnede evet Darkhold'un kazındığı Wanda Gordon'u yıkarken öldü gibi gösteriliyor ama son saniyede orada bir büyü çaktı. Kırmızı bir büyü. Bence o kurtuldu çünkü Wanda'nın Scarlet Witch'in olayı daha bitmedi. Daha yeni başlıyor. Daha kendini affettirecek. Çizgi romanlarda da böyle. Öyle bir ruh haline bürünüyor ki önüne geleni ağzına ediyor. Sonra da ya ben iyi bir insandım deyip olayları toparlamaya çalışıyor. Hatta Scarlet Witch'in bu iyilik yolunda yaptığı hareketlerden dolayı yaşlanarak ölüme yaklaştığını da göreceğiz. İleriki yapımlarda. Ben böyle bekliyorum. Devam edelim. Sonraki neydi mesela? Amerika Chavez Spider-Man'i tanımıyor. Ve 73 evren gezmiş gençler dostlar. Nasıl fark ettiniz ya? Mi? Nasıl ya nasıl görmedi abi? Ya birinde bari denk gel ya. Abi mesela şimdi Spider-Verse göreceğiz. 240 karakter göreceğimiz söyleniyor. Ya 73 evrenin birinde denk gelirsin ya. Ve bence bak bu şimdi biraz lafını kesiyorum ama şimdiki konu çok önemli. Hani tek seçenek vardı ya? Evet, bak doktorumuzun evet. Yanına, Strange'in yanına doktor arkadaşı geldi Palmer'ın düğününde. Gerçekten tek bir seçenek mi vardı dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Güzel vurguladılar orayı evet. Zaten. Evet. Bak dedim buradan yürüyecekler gibi. Sonra bir baktım Darkhold'la Thanos'un yok edildiği bir sahne gördük. Demek ki bu, ya bunu bir derinlemesine incelemek lazım. Herhalde bizim evrenimizde yani 616'da tek bir seçenek vardı galiba. O açıdan düşünülüyor olabilir. Ama dediğim gibi bunu bir detaylıca incelemek lazım. Doktor Strange bir sahnede kendi Defender cesedini gömerken çok daha kötüsünü gömdüm dedi. Yani ben burada acaba Tony'ye mi bir gönderme yapıldı yoksa başka bir olay mı var onu bir düşünüyorum. Yani düşüneceğim daha doğrusu. Bir araştırmak istediğim konulardan biri bu. Diğeri de ekstra sahnede doktora ne oldu? Sence ne oldu? Ya, bir düşüncem var mı bununla alakalı? After Credit'ten bahsediyoruz ama. Evet aynen ekstra sahnede doktora ne oldu? Nereye gittiler değil mi? Aslında biliyorum yani, nereye gittiğini de. Evet zaten konuşmuştuk daha film vizyona çıkmadan önce. Bir Clea olayının Dormammu'nun kuzeni gibi akrabalarından olan ve karanlık boyutun ulu büyücüsü olarak gözüken Clea'nın geleceği söyleniyor demiştik ve geldi de. Bu da aslında Doctor Strange 3'ün devamının nedenli, nereye doğru gittiğini de gösteriyor. Aynı zamanda Darkhold'la iletişime geçmiş olan Doctor Strange'in nasıl şekillere gireceği de merak konusu. Evet, belki evet. Üçüncü gözden sonra. Ne götürdü acaba ondan? Evet, yani bu önemli bir soru. Aynen. Peki başka konuşacağımız en evet. Son sahne yani After Credit'i biliyorsun iki tane After Credit gördük. En sondaki evet. After Credit'i ne diyorsun? Ya onunla alakalı çok değişik söylentiler var. Yani Secret Wars muhabbeti bile dönüyor. Yani bunu aslında önümüzdeki videolarda incelemek lazım. Şimdi ben bütün yabancı forum sitelerini de karıştırıyorum. Bunu her videomda da söylüyorum zaten. Şimdi hatta bu podcast biter bitmez oralara dalacağım. Bu konuları araştırmak için. Hatta sizden de isteğim bu. Yani bu videonun altında aklınıza gelen, merak ettiğiniz filmle alakalı bütün soruları yağdırın gelsin abi. Bunları bir araştıralım. Tamam. Bakalım ne olmuş, ne etmiş. Son olarak filme evet. Puanın kaçıcı? Yani filme puanım 10 üzerinden 8.5 benim. Hatta 9 bile diyebilirim. Ben 8.9 veririm ya. Ya o kadar, yani o kadar gömülecek bir film değil çünkü. Yani senin yok puanın abi, iyi. Yok, gömülecek. Millet evet. 7 falan vermiş ya. 7-7.5 falan. Abi hiç beğenmeyenler var. Yani ne olsun cıvıl cıvıl mı olsun? Renkli renkli işte. Abi el ele verip kırda çimende koşalım mı ya? Wanda'nın öyle çok abartıldığını falan düşünmeyin. O Scarlet Witch. Olması gerekiyor. Wanda değil. Aynen kesinlikle. Ha Scarlet Witch ön planda tutulmuş. O birazcık abartı olmuş. Doğru. Evet. Tamam. Kapatalım mı? Başka evet. Bir şeyimiz yok herhalde. Hoş yorumları hoş bekliyoruz hoş. O zaman. Aynen. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.